Herkese yeniden merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine harika bir maske önereceğim. Maskemizin faydaları ise, maskemizin özelliği hem maske olması hem de peeling maske olması. Yani bir taşta iki kuşu vuracaksınız. Hem yüzünüze bakım yapacaksınız hem de siyah noktaları ve cildinizdeki ölü derileri de arındırmış olacaksınız. Maskeye başlamadan önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, paylaş butonundan sevdiklerinizle paylaşmayı, yeni videolardan haberdar olmak için zil butonuna basmayı unutmayın. Maskemizin yapımına başlayalım. Malzememiz, ana malzememiz ise kahve telvesi, yani Türk kahvesi. Kahveyi içtikten sonra telvenizi atmayın. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar kahve telvenizi alın, kasenize koyun. Kahve telvesinin antioksidan etkisi vardır. Ciltteki ölü deriyi çok güzel kaldırır, temizler, siyah noktaları temizler. Ayrıca da cilde inanılmaz ferahlık ve rahatlık verir. Yani toksinlerden arındırır, daha parlak ve daha canlı bir cilde kavuşturur. Bunu daha çok güçlendirmek için yoğurt kullanacağız. Yoğurt kalsiyum kaynağıdır. İçerisindeki değerli yağlar sayesinde cilde çok çok iyi gelir ve muhteşem bir şekilde nemlendirir, kırışıklıkları açar, lekeleri giderir. Onun için bir tatlı kaşığı kadar da yoğurt kullanıyoruz. Her iki malzemeyi iyice karıştırın. Özellikle kuru ciltler ve lekeli ciltler mutlaka haftada bir defa yoğurt maskesi yapın. Cildi aydınlatır, toparlar, kırışıklıklara çok iyi gelir. Cildinize yoğurdu sadece sürdüğünüz takdirde günlük olarak 10 dakika kadar, 20 dakika kadar cildinizi yıkadıktan sonra krem gibi sürün. 20 dakika sonra yıkayın. Gün boyunca cildinizin çok güzel nemlendiğini, nemlendirici kullanmanıza gerek kalmadığını göreceksiniz. Bir diğer malzememiz ise limon. Limon C vitamini kaynağıdır, antioksidandır. Ciltteki siyah noktaları, ölü deriyi, ardından lekeleri çok güzel temizler. Limon cildinize iyi gelmiyorsa 3 damla kadar koyabilirsiniz. Ama benim cildime limon çok iyi geliyor. Ben 1 çay kaşığı kadar maskelerimde kullanıyorum. Son olarak bal ekleyeceğiz. Bal da eklediğimiz zaman cildi çok güzel parlatacak, yumuşatacak. Ayrıca yaşınız ilerideyse bal kullanabilirsiniz. Eğer ki sadece nemlendirmek içinse, yani bal da kullanmaya balınız yoksa balsız da kullanabilirsiniz. Fakat ben kırışıklıklarım açılsın, cildim daha güzel parlasın, sivilcem, aknem varsa onlar da temizlensin diyorsanız bal ekleyin. 1 çay kaşığı kadar da bal ekleyin. Tüm malzemeyi iyice karıştırın. Maskemiz kullanılmaya hazır. Şöyle krem kıvamında oluyor. Cildinizi temiz yıkıyorsunuz. Ardından göz altlarınız dahil şöyle kalın bir tabaka halinde sürüyorsunuz. Maskeyi cildinizde 25-30 dakika kadar bekletip daha sonra, şurası önemli, yıkarken şöyle önce bir 5 dakika kadar peeling yapın. Ardından yüzünüzü peeling yapa yapa yıkayın. Bunun sebebi ise ölü derilerin kalkması, ciltteki siyah noktaların tamamen derinlemesine temizlenmesi, ayrıca da kan dolaşımının artması, yani kalın ve ince kırışıklıkların da zamanla yok olması. Cildinizin ışıl ışıl parladığını göreceksiniz. Bu maskeyi yaptıktan sonra mutlaka yorumlar kısmında yorumlarınızı, tecrübelerinizi bırakın. Hoşça kalın.